Herkese merhaba, Öznur ben. Hepiniz hoş geldiniz. Merhaba demek ister misin? Merhaba. Biz Heybeli Adaya geldik. Şu anda inanılmaz bir yokuş çıktık. Hüseyin Rahmi Gülpınar Müzesi'ne. Çok yorulduk da, gerçi şu an biraz daha rahatladık. Ormanlık alanın içine ve kestirme yol olarak ilerledik. Size göstereyim şimdi. Şuradan görecek misiniz bilmiyorum ama şuradaki, tabi buradan hayatta mesafesini ölçemezsiniz. Kameradan gerçekten net çıkmıyor. Ama inanılmaz bir... Biz biraz soluklandık. Şimdi çıkacağız. Zaten çok az bir mesafemiz kaldı müze için. Saat 5'te kapanacağını düşünerekten klasik müzelerin yetişmeye çalışıyoruz şu anda. Ve şu anda biraz dinlenmeye çalışıyoruz. Şimdi size plajı göstereceğim. Şu manzara bakar mısınız ya? Efsane. İnsana muhteşem bir huzur veriyor gerçekten. O kadar yol çıktık. Ve müze kapalı. Tabi internette de bununla alakalı herhangi bir bilgi biz göremedik. Bilmiyorum, belki illaki vardır. Neyse, canlı canlı öğrenmiş, en azından dışını görmüş olduk. Size de şimdi göstereyim. Bakın Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın müzesi. Giriş bu şekilde. Sadece bu kadarını paylaşabiliyorum şu an sizlerle. Çünkü ben de bu kadarını görebildim. Ama en azından benim sayemde hani internetten öyle gezecek yerlere bakanlar için fikir sahibi olmuş olur. Kapalı. Tepeye mi çıkacağız? Şu an tamamıyla alakasız ve hiçbir bilgimiz olmadan ormanlık alanın içinde yürüyoruz. Sonu nereye varacak? Gerçi onu da bilmiyorum ama hiçbir fikrim yok. Boşa çıkıyor da olabiliriz, ben sana diyeyim. Vay, doğru söylüyorsun. Gerçi doğru, baksana. Allah aşkına yani. Neyse. İnsanlarımız... Bir şey demeyeceğim. Demeyeceğim. Ya Allah aşkına doğayı... Ya bilmiyorum ya, çok ilginç. Gerçekten şu hiç anlamıyorum. Gerçekten göstermeyeyim dedim ama şuraya göstereceğim size. Şimdi burası, yani şu nedir? Ya bu çok zor olmamalı. Yani bunun yaşla, cinsiyetle hiçbir şeyle alakası yok. Çok söyleyecek bir şey de yok açıkçası nedeni. Ya şu an size pek böyle şey gelmez. Gelmiyordu büyük ihtimal çünkü hiç gözükmüyor. Ama biz inanılmaz bir tepeye çıktık. Ve arkadaş inat ediyor çıkalım diye. Ya ve aslında çok güzel bir şey söylüyor. Niye ki çöpün olduğu yerde insan vardır ve herkes doğal olarak çıkmıştır. İlla ki bir şey vardır diyor. Teşekkür ederiz o aydınlattığın bilgi için. Mantıklı bir şey söyledin. Mesela. Çöpleri yer atmaya bayılıyoruz.
samimi arkadaşı, kader arkadaşı, simile yatan samimi arkadaşı, caz dostu. Başörtüsünü çıkartır, şapkasını takar, yağlar, bizim ada gezimiz son buldu. Hemen her yeri çekmeye çalıştık. Tabii gitmediğimiz yerler var. Bir dahaki sefer inşallah geldiğimizde hepsini tam çekmedik her yeri. Biraz bir dinlendik Bayrak Tepesi'nde. Bayrak Tepesi'ydi değil mi orası? Evet, Bayrak Tepesi'nde biraz dinlendik. Bayağı bir dinlendik. Sonra yorgun düştük aslında. Gideceğimiz yerlere gidemedik. Öyle böyle bir video. Öyle karışık biraz bir video. Umarım beğenirsiniz. Keyif alırsınız. Şimdi biz 7.15 vapurunu bekliyoruz. Yaklaşık bir 10 dakikamız falan kaldı. 10 dakika sonra vapura bineceğiz. Artık evimize gideceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.